Hoş geldiniz sevgili seyirciler. 24 Spor gecesiyle birlikteyiz. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi 24 Spor gecesi stüdyosunda Gökhan Dinç ile birlikteyiz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Haluk. Herkese de iyi haftalar diliyorum. İyi bir hafta diliyorum ben de. Özetler. Beşiktaş, Kayserispor'a 2 puan kaybetti. Maç sonrasında Şenol Güneş karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı hedefe aldı. Beşiktaş puan kaybedince de efendi mi? Bugün 24 Spor gecesi olarak size bir soruyu soruyoruz. Sergen Yalçın'ı Kayserispor durdurulamıyor. Ergin Ataman Ultra Aslan gerginliği var. Bugün bu soru da size sorduğumuz sorular arasında. Ergin Ataman Ultra Aslan gerginliğinde kim haklı, kimi haklı görüyorsunuz? Levent Nazifoğlu'ndan maç çıkışı basın mensuplarına sitemkar açıklamalar geldi. Igor Tudor bilet kesmeye başladı. Sabri ve Kavan da liste başı. Snyder de listede mi? Tüm bu başlıkları ilerleyen dakikalarda Gökhan Dinç'le birlikte masaya yatıracağız. Bir kez daha hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Hemen Galatasaray'la başlayalım. Sondan başlayalım. Evet. Sabri'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Igor Tudor seneye kadroda görmek istemediği şeklinde medyada yer alan haberler var. Igor Tudor kalır mı sence seneye? Kalır. Galatasaray yönetimi öncelikle kalır mı? Öncelikle bunu hemen sevgili seyircilerimize soralım. Hayır. Igor Tudor'un Sabri ile ilgili aldığı kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu 24 Spor Gecesi hashtagine görüşlerinizi iletirseniz seviniriz. @24SporGecesi Twitter adresimiz, 24 Spor Gecesi hashtagine soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Igor Tudor Sabri'yi göndermekte haklı mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz. Evet. Şimdi sadece Sabri'yi mi soruyoruz? Sabri'yi de soruyoruz. İlerleyen dakikalarda başka sorularımız da var. Ergin Ataman'ın Ultra Aslan gerginliğini soruyoruz. Beşiktaş puan kaybettiğinde de efendi mi diye soruyoruz. Onu açıklarsın herhalde yayın sırasında. Açıklarsın dediğin. Yani ben anlamadım ki abi niye soruyorsun? Hayır, efendi edepsizliğini mi gördün abi? Hayır, ben zaten önce sana soracağım. İzleyicilerimize de soruyoruz. Neden soruyoruz? Çünkü Fenerbahçe'de oynanan kupa maçında Fenerbahçe Beşiktaş kaybetti. Büyük gerginlikler yaşandı. Normal. Kayserispor maçı sonrası Cüneyt Çakır'ı hedef aldı. Maç sonrasında Şenol Güneş. Yani kazanırken efendi de kaybederken de efendi miyi soruyoruz izleyicimize. Yani sen de bu konuda fikrini beyan edersin oraya geldiğimizde. Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'yla çalışmayacağını yönetime ilettiği şeklinde haberler var. Kavandar'ın da kesinlikle düşünülmeyen oyuncular arasında olduğu, Snyder'le ilgili de bir takım soru işaretlerinin olduğu bilgisi var. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sorumuz sizce Sabri konusunda Igor Tudor haklı mı? Sence haklı mı? Ben Sabri konusunda yani Sabri'nin gönderecek olan hangi hoca olursa ya da yönetim olursa kesinlikle yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Sabri'nin Galatasaray'da mutlaka olmazsa olmaz isimlerden birisi. Ama oynasın ama oynamasın. Bir kere şunu düşünmek lazım. Tudor'dan önce gelen herkes kimi oynatıyordu? Sabri'yi oynatıyordu. Bir sürü transfer yaptırdılar yine Sabri oynadı. Bir sürü adam geldi gitti yine Sabri oynadı. Şimdi Sabri'nin yetenekleri belirli ölçülerde sınırlı bir futbolcu ama Sabri'nin inanılmaz bir yürek ortaya koyduğunu görüyoruz. Mesela Bülent Korkmaz, Kaptan Bülent Korkmaz inanılmaz işte omzu çıktı, kaşı yarıldı, ne bileyim ağzında diş kalmadı, dirsekle diş, her türlü şekilde mücadele etti. Sabri de bu tip oyunculardan bir tanesi. Belirli bir şekilde, belirli bir ölçüde sınırlı bir teknik kapasitesi var. O kapasitenin üstüne hiçbir zaman çıkamıyor. Kendini geliştirmedi mi? Evet, belki de geliştirmedi ama bazı oyuncular vardır ki mesela İbrahim Üzülmez sağ ayağıyla orta bile yapamazdı. Galatasaray Ali Sami Yansır'ın da sağ ayağıyla gol attı. Fatih Hoca da çıktı basın toplantısında dedi ki ya İbrahim Üzülmez bile sağ ayağıyla gol attı. Ben daha ne diyeyim dedi. Şimdi bakıyorsun bu tip oyuncular belirli seviyede belirli bir mesela İbrahim Üzülmez'e de derlerdi ki kafasını kaldırmıyor. O da diyor ki kafamı kaldırsam Real Madrid'de oynarım zaten. Yani bu tip oyuncular belirli seviyelerde yani teknik kapasitesi belirli. Ama yani mücadele ruhu ne istersen yaptırabilirsin Sabri'ye sahada. Git şunu parçala desen parçalar yani. Git şunu adam adam oyna desen yüreğinin yani terinin son damlasına kadar mutlaka o çabayı gösterir. Taraftarla bir türlü yıldızı barışmadı. Sabri'nin gönderilmesinin sebebi belki gönderecek olan Tudor olacak ama Sabri'nin aslında gönderilmesinin sebebi kesinlikle bence takım içerisinde istenmeyen adam ilan edildi Sabri. Papazlar vardır tırnak içerisinde söylüyorum bunu futbolu yakından takım izleyenler bilir. Takım yani içerisinde güçlü olanlar. Karar verici olanlar. Tabii güçlü olanlar, yaşlı olanlar, tecrübeli olanlar, işte kariyerleri yüksek olanlar, kariyerleri işte başarılarla dolu önemli isimlerle arası
hiçbir zaman düzgün olmadı Sabri'nin. Ne Snyder'e boyun eğdi, ne Selçuk'a boyun eğdi, ne Burak varken Burak'a boyun eğdi. Ne Almanlara şu anda evet, ne Almanlara Podolski işte Almanca konuşan gurbetçi oyunculardan oluşan bir grup var Galatasaray'da. Ne onlara boyun eğdi. Sadece dik bir duruş sergiledi ve istenmeyen adam oldu. Sabri'nin gönderilecek olmasının yegane sebebi bu olur. Şimdi sen dedin ya Kavanda list, Kavanda liste başı, Snyder de listede. Şimdi bakıyoruz Kavanda. Listede mi? Yani o bir çünkü farklı. Şimdi 3-4-3 oynuyor Galatasaray. Hani bu sistemde, Tudor'un sisteminde 3-4-3 oynarsa eğer Tudor, Selçuk'u nerede oynatacaksın? Onunla ilgili bir muamma var. Çünkü son maçta Snyder'i oyuna aldı, dörtlü savunmaya döndü Tudor. Şimdi yani 4-2-3-1'e döndü. Snyder oyuna girdiği zaman. Yani formasyonu değiştirmek zorunda kaldı. Onun için Snyder dedikoduları ayyuka çıktı. Snyder'in gönderilmesi zaten elzem Galatasaray'da. Ama bunun ne teknik, ne taktik, ne de sağ dizilişiyle alakası var. Snyder'in yüksek maliyeti sebebiyle bir an önce gönderilmesi lazım. Ya bu yaşta ve maalesef ki takıma bu sezon için bu kadar katkı sağlamış bir ismin bu kadar yüksek meblağı alması çok doğru değil. Snyder'in gönderilmesi elzem. Yani şu anda Galatasaray taraftarları muhtemelen Twitter'dan bana yani kötü şeyler söylüyor olabilirler bu laftan bilmiyorum, sonra. Belki de vardır da yani ben bir yerde tuttum oradan itibaren çünkü soruyu sorunca ilk soranları okuyayım diye. Bravo, çözmüşsün. Ders, destek mi aldın? Hangi konuda? Ne bileyim abi, baştan işte okuyamıyordun ya. Hayır, okuyacağım altta şimdi. Kalmış senin, falan filan. Senin yorumunun bitmesini tamam, yani bekliyorum. Snyder'in çok elzem bir durumda yani. Galatasaray bir an önce sezon sonu göndermesi lazım. Ama ve lakin 31 Mayıs 2018'de bitiyor Snyder'in sözleşmesi. Bir yılı daha var. Yani bir buçuk yılı. Bu senenin sonunda bir yılı. Bir yıl daha var. Şimdi Snyder'i sen göndermek istiyorsan ne yapacaksın biliyor musun? Aslansın. Kaplansın Snyder. Sensin kardeşim. Ağamsın, paşamsın deyip gönderebilirsin ancak. Ya biz senden çok mu? Plaket falan vermen lazım. Öyle Podolski'ye yaptığınız gibi burada çok mutsuz. İşte aç bir ilaç evde yokları oynuyor falan olmaz. Koltukları yiyor açlıktan falan diyemezsin Podolski'ye. Şey Snyder'e. Snyder'e geçmeden Sabri ile ilgili izleyicilerimize sor. Bir de Kavanda ile ilgili bir cümle söyleyeyim. Onu da söylersin. Sabri'yi bir tamamlayayım. Peki. Snyder ve Kavanda'yı bir sonrakinde senden rica edelim. Mustafa İzzet Ersoy demiş ki kesinlikle doğru karar. Sabri'ye teşekkürler ama artık tamamdır bence demiş. Mehmet Öztürk, Sabri emekli olsun artık demiş. Bora, Sabri kadar iş alakalı düzgün oyuncu mu var? Hem kötü bile olsa bu kadar kolay mı kulübün hafızasını göndermek? Bu kadar basit. Eden Az, Sabri'ye teşekkür edip yollar ayrılmalı. Tudor haklıdır. Bora, Başaran, Sabri bu yönetimi de Tudor'u da gönderir kendi kalır demiş. Serdar Kara, Sabri Reis kimleri gönderdi? Igor Tudor'u mu gönderemeyecek Haluk abi demiş. Mehmet Öztürk Beşiktaş'la ilgili söylemiş. Muhittin Altıntaş kendini Galatasaray'a adayan bu adama bu kadar da sert çıkış yapılmaz. Bir sene daha kalmalı çünkü takımın ve Galatasaray'ın en yürekli adamıdır Sabri demiş. Bitti mi? Yani bir sürü var da ben ilk planda bunu. Yani diyorum. Demek ki ikiye bölünmüşlük var. Yani sosyal ikiye medyada. Yok, ikiye bölünmüşlük yok. %80'i doğru karar, %20'si hayır, yani yanlış karar diyor. Ha, peki. Yani genelde devamı gelecektir ama devamı gelsin arkadaşlar çünkü sizin fikirleriniz gerçekten önemli bizim için. Hani sadece burada ne olur tweet atın gibi bir şey değil yani biz. Ömer Barlas'tan çok güzel bir yorum geldi. Yine mi? Kendine özgü üslubuyla. 10 teknik adam 5 yönetim gönderememiş. Tudor ateşle oynuyor demiş. Bu arada Trabzon taraftarından ciddi tepki var. Trabzonspor yine mi yok diye. Trabzonspor'u canı gönülden Trabzon'a tebrik ediyorum. Trabzon'a geleceğiz artık. Şurada var ya. Ha, var mı? Peki tamam, affedersin. Özlem Hanım demiş ki Sabri'yi kadro dışı bırakma cesareti sadece Prandelli'de vardı. O da gönderildi. Tudor da gönderilir. Sabri gitmeli demiş. Sabri'den önce gidecek çok futbolcu var demiş Yılmaz. Aynen öyle. Sen Arzu Sabri'yle çalışmak istemeyen hoca ne güzel hocadır. Allah razı olsun Igor Tudor'dan demiş. Bizim Arzu mu? Evet. Bizim Arzu Allah, Snyder, Elzem falan dedik ya birazdan yardırır o bir yerlerden. Erkan Tudor temizlik yapsın diye teknik direktör oldu. Sabri'ye vefasızlık yapmadan teşekkür edilmeli demiş. Sabri'ye mi teşekkür edilmeli? Yani teşekkür edilip yollar yani, ayrılmalı diyor. Yok. 30 yaş değil. Üstünde ne kadar oyuncu varsa hepsini gönderin demiş. Bu doğru da şimdi Sabri değil. Şimdi bak Sabri'ye desen ki gel kardeşim 500 bin euroya oyna. Sabri yemin ediyorum sana 1,5 milyon euro bir yerden teklif alsa hiçbir yere gitmez. Sabri şunun farkında. Sabri Galatasaray'a mal olmuş bir futbolcu olma çabası içerisinde ve bence de bunu da sonuna kadar haklı.
Taraftarla bir türlü barışamadı abi. Top ayağına geliyor. Allah stat inliyor abi. Ne yapacaksın? Elin ayağın birbirine girer. O taraftarlara da seslenmek istiyorum. Allah aşkına birazcık empati kurun ya. Empati kurun ve 40 bin kişinin. Hoş 40 bin kişi oynamadı neredeyse derbi maçlar dışında Galatasaray bu sezon ama. Ya daha önceki sezonlara bakalım. Şimdi 40 bin kişi ya da 30 bin kişi birden sen topu ayağına alınca. Birden Allah yuhu ne yapacaksın falan bir uğultu çekiyor. E şimdi bu adam duymuyor değil ki. Yani o bırakın o martavalları. Yok efendim top ayağıma sahaya çıktığım zaman ben tribünleri duymuyorum falan. Böyle bir şey yok. Bütün futbolcular tribündeki hemen hemen her çıkan sesi duyuyor. Hemen hemen her çıkan sese göre de hareket ediyor zaten. E şimdi eli ayağı birbirine karışıyor. Ben Sabri'nin futbol yeteneğini konuşmuyorum. Sabri'nin futbol yeteneği tabii ki sınırlı. Ama bir yürek denilen bir şey var abi. Bir de kulübün değeri diye bir şey var. Sen devam eder misin? Benim sesimde bir çatallaşma. Mehmet Yılmaz demiş ki bu çok mantıklı. Maç başı ücretle bir sene daha kalmalı demiş. Yani maliyetini düşürüp ya zaten oynadığı maç başına zaten para alırsa yani mantıklı. Ama ya Galatasaray taraftarı biraz da artık yenilik arıyor Gökhan. Yani bakıyor şimdi işte Selçuk, Snyder. O yeniliklerin hepsini denedi. Yani Galatasaray uzun yönetimi zamandır hep aynı isimler, aynı yüzler. Biraz taraftar da bu işten Galatasaray, Galatasaray yönetimi demeyeceğim de. Bakıyorum mesela. Sosyal medyada Galatasaray yönetimini yönlendiren ve sosyal medyadaki yoğun hesaplar, yani yoğun takipçisi olan hesapların yönlendirmesiyle Galatasaray yönetiliyor. Galatasaray'da bir yönetici ve başkan görmüyorum ben açıkçası. Ciddi anlamda Galatasaray taraftarının sosyal medya üzerinden kulübünü yönettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla onlara birazcık daha sakin olmalı diyorum. Çünkü Galatasaray'ın böyle değerlere ihtiyacı var Haluk. Bu arada demiş ki 3 ay kadrosu kaldı. Şampiyonlukta direkt katkı yaptı. Maaşını indiren tek oyuncuydu. Suçu kolay lokma olmak mı? Demiş. Aynen yani işte. Arkasında bir taraftar desteği olmadığı için. Taraftar desteği yok bir de. Aksine yani taraftarın karşısında olduğu bir isim. Bak, genel olarak. Hem taraftar desteği yok. Takımda da destek olan kimse yok. Şimdi bak takımda bazı böyle oyuncular vardır. Şimdi mesela bazı oyuncular vardır ki mesela soyunma odasına antrenman için girer soyunma odasına. Birden soyunma odasının çehresi değil, havası değişir. Ama Sabri'de öyle bir şey yok. Sabri kusura bakmasın yani ben bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Sinek ikili muamelesi gördüğü için takım içerisinde koskoca Galatasaray'ın kaptanlarından bir tanesi abi Sabri dediğin oyuncu. Yani Sabri'nin kaptanlığını boyu küçük diye küçümsemek yakışmıyor Galatasaray taraftarına. Önemli değerlerden bir tanesi çünkü. Naci Gündoğan demiş Gökhan Bey aman aman Sabri kalsın Galatasaray'da oynasın Beşiktaş yine şampiyon olsun. Yok demek abi, istiyor. Ama şey, yemezler demiş. Hiç öyle bir şey demek istemiyorum. Ben mesela Necip'i gönderilmesi gerekiyor dediklerinde ben başka bir televizyon kanalında Necip Beşiktaş'ın yüzüdür dedim diye beni topa tutmuştu Beşiktaş taraftarı. Şimdi aslan Necip oldu. Yani bakın böyle değerlere ihtiyacı var. Mesela Necip'in de belirli sınırlı. Belirli sınırlarda teknik kapasitesi yani var. Necip de ama böyle değerlere ihtiyaç oyuncu var takım içerisinde. Sabri altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Yani bilmiyorum ki. Galatasaray'ın her köşesini ezbere bilen oyuncunun takım içerisinde kalma zorunluluğu vardır abi. Her köşesini, her santimetre karesini biliyor Florya Metin Oktay tesislerinin. Yani en alttan gelmiş bir oyuncu. O formanın ne demek olduğunu çıkarsın abi. Bazen maçlar neyle konuşulur, neyle kazanılır biliyor musun? Saha içerisinde sahadaki takım arkadaşlarına verdiğin bir reaksiyonla olur. Saygı duyulması gereken bir oyuncu. Peki. Sabri ama o saygıyı takım içerisindeki arkadaşlarında bile göremiyor. Kavanda'yı konuşmaya bile gerek yok. Kavanda herhalde düşük performans sebebiyle gidecekse ama 2019 yılına kadar sözleşmesi var. 31 Mayıs 2019. O da istemezse gitmez. Yani onu da mesela böyle el bebek gül bebek pamuklara sarmalayıp kozaların içerisinde göndermen gerekecek. Peki Snyder meselesi. Trabzon kurtulamadı adamdan ya. Snyder meselesi yüksek maliyet sebebiyle. Snyder şimdi ben Snyder gibi bir oyuncum varsa benim. He. Takımda kalmasını isterim. Bu maliyetle yıldızı değil Haluk Allah aşkına. Ya 5 milyon euro ne demek abi? Tamam doğru. Maliyetini düşürebilir. Düşürmez ki. Düşürebilir yani. Düşürmez. O da mesela yok, yani düşürmez. Son senesi gelen teklifler falan, kabus teklifler yani abi çok adama iyi para kazandı Galatasaray'dan Gökhan. Yani bir şekilde fedakarlık yapabilir önümüzdeki sene. Hollandalı. Ya yapar niye yapmasın? Nasıl yapsın abi? Bence gitsin abi hiç durmasın. Peki. O hiç zaman Selçuk İnan'ın maç sonu. Bu yüksek maliyetle hiç durmasın yani. Selçuk İnan'ın maç sonu yani yorumculara bir mesajı vardı. Biz var mıyız taraftara abi ve yorumculara? Biz var mıyız içinde? Yani genel olarak konuştum. Ha, peki. Bir bakalım biz Selçuk'un çizdiği profile uygun muyuz değil miyiz? Yani çok önemli uzun, ya. Yani çok önemli, önemli ya. Galatasaray'ın kaptanı. Ya, Sabri de Galatasaray'ın kaptanı. Sabri Galatasaray'ın kaptanı değil. Galatasaray oyuncusu. Sabri kaptan değil Galatasaray'da. Selçuk kaptan Galatasaray'da. Yani Selçuk, Snyder bir de Muslera. Hakan Balta galiba. Yani
Kaptanlık pazı bandını takmadı mı Sabri kardeşim? İstemiyor biliyorsun. Çok yani vermek istediler, kendisi istemedi. E tamam, demek ki Galatasaray'da kaptanlık mertebesine ulaşmış bir futbolcu. Sabri kaptan değil ama. Kaptan Selçuk mı? Kaptan. Snyder kaptan, Hakan Balta kaptan, bir de Mustera galiba. Mustera'ya da gidiyor zaman zaman. Peki bir Selçuk'u dinleyelim. Bütün televizyon programcılarına, yorumculara, hepsi benim tanıdığım, çok saygı duyduğum abilerim, hocalarım. Hepsini çok yakinen tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Hepinizden ufak bir ricam olacak. Bütün futbolcu arkadaşlarım adına, sadece Süper Lig'de değil, ikinci ligde, alt liglerde de olsun. Sizin de bildiğiniz gibi önemli olaylar yaşandı. Önemli derken kötü olaylar anlamında diyorum. Ülkemizdeki futbolun ilerleyişi açısından bir ricam olacak benim herkesten. Gerçekten televizyon programları insanları o kadar yönlendiriyor ki, buna benim babam da dahil. Hani örnek verecek olursam, eğer bir olay yaşanıyorsa babam belki de benden çok size inanıyor. Sizin dediklerinize kulak asıyor. Biz sizin de bildiğiniz gibi saldırı yaşayan arkadaşlarımız oldu. Bu hiç hoş bir olay değil. Türkiye'de taraftarlık bence bu değil. Ben genelleme yapmıyorum. Hiç kimse beni yanlış anlamasın. Bütün futbolcu arkadaşlarım adına Galatasaray kaptanı olarak konuşuyorum. Taraftarlık küfretmek değildir. Kavga etmek değildir. İnsanlara saldırmak değildir. Kavga etmek, insanlara saldırmak, küfür etmek. Biz böyle insan topluluğu değiliz. Ülkemizde biz iyi insanlardan kurulu bir ülkeyiz. Ama benim söylediğim şeyler, inanın, futbolumuzun daha da ileriye gidebilmesi için önemli şeyler. Futbol sadece sahada ileriye pas atarak, gol atarak ileriye gitmez ülkemizde. Bence bu şekilde de ileriye götürebiliriz. Ben çözüm görmedim. Yani, ben bir şey söyleyeceğim. Ben çözüm, hiç anlamadım. Neden anlamadım? Çözüm söylemiyor ki çünkü. Hayır, çözüm. Onun kafasındaki tek çözüm, futbolcuya küfür etmeyelim, saldırmayalım. Saldırmazsak futbolumuz daha ileriye gider. Zaten küfür etmeyelim kimseye. Kime küfür edebilir ki? Yani protesto bir haktır. Küfürsüz. Her taraftar, evet, her oyuncuyu protesto edebilir. Zaten kimse kimseye saldıramaz. Burası bir hukuk devleti. Gidersin. İşte Bursa'daki olaydan bahsediyor. Tamam, doğru. Bunlar yanlış zaten. Hani bunlar, bunları doğru olduğunu söyleyen kimse yok. Ben de o zaman Selçuk'a buradan sesleniyorum. Çok da severim Selçuk'u. Selçuk, futbolcu yere yatmasın. Zaman geçirmesin. Hakemi aldatmasın. Sadece kazanma her yol mübahtır kazanırken demesin. Ya yani mesela bunları da kendi oyuncu arkadaş grubunuzla ilgili konuşun. O zaman belki ileriye gider futbol. Yani tamam, taraftarın üzerine düşen bir görev varsa, Selçuk'un saydığı iki şey var değil mi? Birisi taraftar küfretmesin, kimseye saldırmasın. E tamam, peki bu doğru, cebimize koyalım. E ama bir de kendinize batırın iğneyi. Futbolcular olarak yere yatmayın. Oyunu yavaşlatmayın. Hakeme yardımcı olun. Değil mi? Bir sürü şey var size düşen. Önce siz onları yapın ki. Yani taraftardan sonra bekleyelim biz. Küfür etmesin. Buna karşı olduğumuzu bir kez daha altın çizeyim. Tabii, şimdi şöyle bir şey var. Çok doğru bir yere temas ettin. Şöyle ki. Şimdi futbolu güzelleştirecek olan taraftar değil. Futbolu güzelleştirecek olan futbolcular. Futbolu güzelleştirirseniz zaten. Yani tempolu futbol. İnsanlar sadece futbola kanalize olur. İşte yok Selçuk'un arabası, Sabri'nin eşine aldığı hediye. Yok efendim Snyder'in 5 milyon eurosu. Bunu konuşacak fırsat vermeyin insanlara. Futbol oynayın, futbolu güzel oynayın. Saha içerisinde birbirinizle güzel anlaşın. Ya düne kadar birbirinizi yiyordunuz saha içerisinde. Sen ona küfür ediyorsun, o sana küfür ediyor. Peki saha içerisinde, saha dışında kimse küfür diyor etmesin. Ki pardon, kesme. Ben kimseye küfür etmedim içerisinde... diyor. Ayhan Akman'a küfür etmedin mi? Yedek herkese küfür ettiler. Herkes de küfür ediyor saha içerisinde. Evet. Futbolcu futbolcuya küfür ediyor. Sonra o iki futbolcu maç bitiyor. Bitiş düdüğüyle birlikte türbünlerden uzakken soyunma odası koridorlarında sarılıyorlar. Kameralara şov yapıyorlar. Şimdi bakın, bir açıklama yapacaksanız, ben Selçuk'u çok severim. Selçuk çok son derece düzgün karakterli bir çocuktur. Eyvallah, bir arkadaştır. Evet. Eyvallah, ama ben şunu söylüyorum. Ben kardeşim, söylediğinin bir temelini anlamadım. Yani yok, temeli küfür etmeyin, hakaret etmeyin. Tamam, etmeyin. Sen de top oyna. Hayır, bunu zaten yani. Bütün televizyon programları bunu söylüyor. Ne diyor ki televizyon programları, spor programları taraftara? Ya siz oyuncuya küfür edin, oyuncuyu darp edin, oyuncunun otobüsüne girin, bıçak çekin mi diyor ki? Yani spor yorumcularına Selçuk bu şekilde ricada bulunuyor. Hepimiz, ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben hiçbir gün herhangi bir spor programında ya gidin de bu tarafta o oyuncuya küfür edin, gidin bu oyuncuyu dövün, gidin Florya'yı basın, Samandıra'yı basın gibi bir şey görmedim ben. Hiç bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Aynen öyle. Peki devam edelim. Tamam, edelim de. Yani futbolcularında, Selçuk şimdi bir misyon yüklenmiş, bütün arkadaşlarım adına konuşuyorum diyor. Futbolcularında bu işi sevilir hale getirebilmesi için, hala yani sevilmesini devam ettirebilmesi için futbolun,
insanlar tribüne gitmiyor. 10 bin kişi vardı Galatasaray maçında bu hafta. Beşiktaş maçı da çok düşük. Beşiktaş maçı 27 bin kişi. Fenerbahçe 10 bin kişi oynuyor. Yani çok düşük yani derken Konya'ya bakıyoruz. Geçen sene ortalamayı yükselten Konya tribünlerde büyük boşluklar var. Niye insanlar çekiliyorlar Gökhan? Niye çekiliyorlar? Ben sana söyleyeyim. Oyuncu kendini yere atıyor. Zaman geçiriyor. Futbol oynanmıyor ki. Türkiye'de 90 dakikalık maçta topun döndüğü süre 25-30 dakika. Oyuncu hele bir küçük takım. Yani küçük takım derken Anadolu takımı bir maçta öne geçtiyse yandın. 30-35-40 faul oluyor maçta. Yani hani bunu izlenir kılacak oyuncular sizlersiniz Selçuk. Yani biz sizin verdiğiniz ürünü konuşuyoruz. Sizin verdiğiniz ürün maalesef sen ve senin nezdinde söylemiyorum. Oyuncu dediğin için söylüyorum. Önce çuvaldızı, iğneyi bir kendinize batıracaksınız. Sonra taraftara. Söylemek istediğim şey bu. Senin başka yok, bir tamam şey abi, aynı şeyi söylüyoruz zaten. Ürün peki. Buysa konuşulacak şey de bu olur. Levent yani. Nazifoğlu. Bakalım ne demiş. Konuşma yasağı var ya kendisinin. Size defalarca rica ettim. Söylediklerimin ortasından alıp yanından alıp bir hafta boyunca bu konuları yanlış şekilde aktarmayın diye. Beyefendi sizinle görüşecek. Uzun bir süre. Hadi. Görüşeceğiz ama bir bakalım, biraz şey yapalım. Ortalıkta bir durulsun biraz. Tamam arkadaşlar. Ya bak, diyor yüksel, ki başından neden? Alıyorsun, ortasından alıyorsun, sonunu kesiyorsun. Ya Levent Bey, siz ne diyorsanız o konuşuluyor. Siz belki de söylerken başından alıp ortasından alıp sonundan kesiyorsunuz. Yani şimdi mesela ya ne olsa medya abi. Sorumlusun medya mı? Ya Galatasaray'da transferi biz mi yaptık? Medya mı yaptı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu finali oynayacak, kadroyu kuracak diyen biz miyiz? Kavanda bir gün önce, yani 6 ay önce Kavanda'nın her şeyini araştırdık, aldık. Sonra Kavanda kötü çıkınca zaten bunu Riekerink istemişti. Biz biliyorduk bunun böyle olacağını diyen biz miyiz? Yani biz başından sonundan almıyoruz ki, siz ne söylüyorsanız onu veriyoruz. Şimdi de çıkıyorsunuz diyorsunuz ki ayar veriyorsunuz medyaya. Levent Bey'in... Niye konuşma yasağı geldi Levent Bey'in? Senin söylediğin şeyi bir kere Levent Bey'in medyaya ayar verebilme kapasitesi yok. Medya yeni bir yorumcu kazandı Levent Bey'le. Düne kadar Allah'ın kulunun tanımadığı Levent Nazifoğlu bundan böyle sokakta, şu anda mesela sokakta yürüyemez hale gelmiş durumda. Ve çok yakın bir gelecekte de ya senin koltuğunda, ya benim koltuğumda, ya bu ekranda, ya başka bir ekranda yeni bir yorumcu olarak kendisini göreceğiz. Şimdi o yorumcu olarak oturduğunda o zaman nasıl yorumlayacak, ona bakmak lazım. Şimdi sadece işinin hayatının sonuna kadar Galatasaray'da Sportif AŞ yönetim kurulu üyeliği olacağını zannediyor kendisi. Büyük bir yanılgı içerisinde. Şu anda eleştirdiği insanlarla aynı işi yapacak birkaç ay sonra. Çok yakın bir gelecekte. Ve ben Sayın Nazifoğlu'na şöyle bir şey söyleyeceğim. Sayın Nazifoğlu, Allah aşkına bırakın da Cenk Bey konuşsun. Bakın samimi söylüyorum, çok uzunca bir süre dediniz ya, hiç konuşmayın, bırakın Cenk Bey konuşsun. Çünkü en azından futboldan anlıyor ve futbol konuşabilecek ve medyanın ne kadar önemli konulara ihtiyaç duyduğunu bilen birisi Cenk Bey. Ve Cenk Bey, size sesleniyorum. Yani muhtemelen orada Levent Bey'in baskısı altında kalıyorsunuz. Cenk kardeşim, yani bence lütfen sadece ve sadece Galatasaray'da siz konuşun kardeşim. Ben buradan açık destek atıyorum size. Cenk Bey bundan sonra her maçtan sonra konuşsun. Hani MOBESE kamerasına bile konuşuyor, olmadı aynada kendiyle konuşuyor dedim ya Levent Bey için. Cenk kardeşim, sen evdeki aynalar yoksa gel, ben sana orada Haluk'un bir tane aynası var, kendine bakıyor. Benim o aynayı o. Tutayım. 24, senin aynan o. 24'ün aynası. Sen oraya getiriyorsun. Ya sen aynaya getiriyorsun, orada güzelliğine bakıyorsun. Boş ver. Cenk kardeşim, lütfen sen konuş. Senin gibi insanların bu kulübe ve bu medyaya, senin gibi insanların konuşması lazım. Şampiyonlar Ligi finali kadrosu dediniz. Yani zurnanın zırt dediği yerdeki oyuncuları aldınız. Yani ben birazcık yükselmek istemiyorum. Biraz daha dengeli kişisel gitmek istiyorum. Zannediyorsun, doğru. Hayır, çünkü. Ben kişiselleştirmiyorum. Ben kişiselleştirmiyorum. Mesela Cenk Bey bir konuştu abi. Yemin ediyorum kelimesi kelimesini okudum ya. Dinledim, yetmedi, kesmedi, kelimesi kelimesini okudum. Serdar Tan'a demiş ki Levent Bey illaki konuşacak, tutamıyor adam kendini. Tabii. Alıştı çünkü. Alıştı. Evet. Alışmış, kudurmuştan beterdir diye bir laf canım. Vardır. Yani o anlamda değil. Yani. Ya atasözü bu abi. Kim söylemiş? Yanlış anlaşılabilir de o yüzden. Yok canım, bizim insanlarımız anlamaz. Peki, Ergin Ataman'ı yani. Son bölüme bırakıyorum. Peki, çok Galatasaray gittik çünkü. Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması. Vodafone Arena'da Beşiktaş 1-0 öne geçti. Marcelo çıktı.
Marsilya çıktıktan sonra Beşiktaş 2 gol birden yedi. Marsilya Beşiktaş çok önemli bir oyuncu. Yani bunu bir kez daha net olarak görmüş olduk. Maç sonrasında da Cüneyt Çakır'a yönelik Şenol Hoca'nın açıklamaları oldu. Yani ona gireceğiz. İsterseniz girelim. 24 Spor Gecesi soruyoru da o başlıkla değerlendirelim. Aynı şeyi biz yine Avrupa Kupası'nda da Başakşehir maçı yapmıştık. Yine hakem Cüneyt Çakır'dı. Herhalde Avrupa Kupası'na veremeyince bu maçlara veriyorlar onu. Şimdi bugün de aynı şeydi. Bu tip agresif oyunlarda deplasmana giren takım avantajlıdır. Savunma yapıyorsunuz, oyunu kapatmaya çalışıyorsunuz, rakibin hamlesini bekliyorsunuz. Yani sizin daha çok hamle yapmanız gerekiyor. Daha çok işini zorlaştırıyor. Bu da gayet normaldir. Uzun zamandır pembe ve mavi gömleklerimiz yoktu. Vallahi bana ya. Bir tuhaf geldi diyor. Biz bunu bir daha çekelim de beyaz gömleklerle yapalım. Niye canım, güzel işte abi, en azından renk var abi, insanlar sıkılmış. Peki tabii. Soruyoruz, Beşiktaş puan kaybedince de efendi mi? Bunu neden soruyoruz? Şimdi Beşiktaş taraftarı bize tepki gösterebilir. Bunu hemen açıklayalım. Beşiktaş kupada Fenerbahçe maçında elendi. Kıyamet koptu. Yani işte Şenol Hoca, benim çok takdir ettiğim, hayranı olduğum, İşte Kayer'in boğazına yapıştı. Soyunma odası koridorlarında inanılmaz olaylar yaşandı. O ona küfür etti. Bu buna bilmem ne yaptı filan. Değil mi? Günlerce konuşuldu işte. Tosic ceza aldı. Şenol Hoca ceza aldı. Beşiktaş tribün cezası aldı. Arkasından daha önce Dinamo Kiev maçında hakem hataları sonrası bir takım sıkıntılar yaşandı. En sonunda dün Kayseri son derece, yani maçta mesela hakemlik bir şey var mıydı? Ben hiç yok. Hakem konuşabileceğimiz bir durum yok. Bence Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bu hafta yönettikleri maçlarla, aynen, gerçekten isimlerine yakışır maçlar yönettiler. Çok güzel, çok başarılıydı demiyorum. İsimlerine yakışır maçlar yönettiler. Peki baştan sona Şenol Hoca'nın bu açıklamaları, yani ben de tam oturmuyor. Beşiktaş kazanırken her şey çok iyi. Bak sen Beşiktaş kazanırken her şey çok iyi. Ama bir puan kaybında Şenol Hoca hemen hakem, işte Kayer, öbür tarafta maçın hakemi, yok ona niye kırmızı vermedi? Başka bir tartışma konusu oluyor. Beşiktaş ligin en iyi top oynayan takımı. Hepimiz hemfikiriz. Maç da kaybedecek hocam. Yani bunun sorumlusu, yani dünkü maçta Cüneyt Çakır mı Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesini sorumlusu? Hoca öyle bir şey demiyor ki. Ne diyor? Hoca niye Cüneyt Çakır'ı ön plana çıkartıyor maç sonrasında? Bir cümle söyledi abi adam. Yani bir sürü şey söyledi, bir cümle söyledi abi adam. Adam ya, ki onu da yanlış söyledi. Avrupa'da maç yönetirken yönetmediği zamanlarda bizim maçları atıyorlar. Bak şimdi Şenol Hoca'nın üslubuyla ilgili ben şu ana kadar hiçbir rahatsızlık duyacak bir şey söyleyeyim. Bir tek Kayer'e yaptığı hareket ve Tamer Tuna'ya yaptığı hareket sebebiyle ciddi sıkıntı, bak ciddi problem bu. Kayer'e yaptığı hareket ve sonrasında Tamer Hoca'ya yaptığı hareket. Aslında Kayer'e yaptığından çok ben Tamer Hoca'ya yaptığı hareketi son derece yanlış buluyorum. Hepsi kötü. Ama senin bu soruyu sormanı gerektirecek bir... Mesela Beşiktaş puan kaybedince de mi efendi? Ne efendisizliğini gördün, ne terbiyesizliğini gördün Beşiktaş'ın ki? Böyle saçma İki sapan bir soru. İki tane örnek verdim sana. Söyle abi, bunun nesi var? İki ne de abi, hakem için hiçbir şey konuşmayacak mı abi? Hiçbir şey demeyecek mi abi koskoca Beşiktaş'ın teknik direktörü? Hakem de hata yapar dememiş miydi Beşiktaş? Ya aylarca? Eder. Şimdi ya, de hakem hata yapmadan Cüneyt Çakır demek mesela. Ya sen onun efendi bak, bir hareket mi? O anlamda söylüyorum. Bence terbiyesizlik değil. Ya efendilikle efendi olmamak, efendi olmayan adam terbiyesiz mi? Efendi olanla efendi olmayan ne diyeceksin? Söyle efendi. Ya, ben Beşiktaş'ın sloganı efendi olduğu için onun üzerinden yürüyorum. Beşiktaş efendi bak, değildir, efendidir demiyorum ki. Soruyoruz. Bak bir sürü de yanıt gelmiş. İstersen okuyalım. Bak Beşiktaş sıradan en az okuyayım, bir dakika dur. Beşiktaş puan kaybedince de mi efendi mi sorusunun cevabı her zaman her daim en az Fenerbahçe Galatasaray'a kadar efendi. Net cevap. Peki Yılmaz demiş ki alakası yok. Şenol Hoca hemen bir yerlere satışıyor. Selim Yaşar bir kere Haluk Bey biz Fenerbahçe'ye yenildik diye değil 20 dakika önce Selçuk'un yapmasını istediği şeyleri Fenerliler yapmadı diye oldu. Ceyhan Çetin kupa maçında olan provokasyonu görmüşsünüzdür umarım. İnsanlık hali bu. Furkan Beşiktaş efendiliği artık kazandığı zaman yapar. Ya sen neden hakemle oynuyorsun? Avrupa maçlarında yer alamıyormuş diyor. Yani Cüneyt Çakır için öyle söylüyor ya, onu söylüyor. Hüseyin Güzel, Beşiktaş her zaman efendidir. Fenerbahçe maçında oyuncuların tavrı o hale getirmiştir. Bu maçta da pek efendisizlik göremiyorum demiş. Ben de görmüyorum. Mehmet Yılmaz ya. Sadece Beşiktaş taraftarı değil, tüm takım taraftarları başarı endeksli ve başarısızlıkla efendiliğini kaybediyor demiş. Bora iki yerel lig şampiyonunu şampiyonluktan saydıran istese de yani olmaz. Bunu yanlış okuduk. Hakkı Yeşildağ abimiz demiş ki tabii ki efendi puan kaybetmek her şeyin sonu değil ki. Barcelona da dün puan kaybetti demiş.
Beşiktaş her türlü efendi böyle ucuz sorularla Beşiktaş'ı aynı kefeye koyulmaz demiş Ömer Acar. Yani izleyicimizin görüşü de bu şekilde. Yani ya hayır, bak, şimdi ben şunu belki söylüyorum. Belki biraz şimdi sert olmuş olabilir soru ama yani ben şunu anlayamıyorum Gökhan. Beşiktaş Fenerbahçe'ye kupadan elendi, ortalık yangın yerine döndü. Ya döner kardeşim, Fenerbahçe'ye kaybediyorsun Haluk. Ve yani provokasyon, işte Van Persie'nin yaptığı provokasyon var, orada var, o var, o var, bu var, şu var, Oğuzhan'la Van Persie. Ya bir sürü tartışılacak, konuşulacak konu vardı ve konuştuk bunların hepsini. Ama şöyle bir realite var kardeşim. Sonuçta Fenerbahçe'yi kaybediyorsun ve Vodafone Arena'da kendi taraftarının önünde kaybediyorsun. Bu kolay bir şey değil. Yani Şenol Hoca hiç reaksiyon, bak verdiği reaksiyon son derece yanlış, eyvallah, ama burada kurduğu bir cümle yüzünden de Beşiktaş'a efendi olmamakla, Şenol Hoca'yı efendi olmamakla itham etmek bence son derece yanlış. İtham ve senin gibi kim? Bir isme de bu, kusura bakma, yakışmıyor. Şu soru yakışmadı i̇tham sana. İtham eden kim? Bu soru ne demek? Ne var abi? Ne var abi? Beşiktaş efendi yok, değil mi? Ben sana bu zamana kadar hiç söylemediğim bir şekilde söylüyorum net ifadelerle. Yani yakışmadı bu. Yakışmadı. O yakışıklı olmadı bu soru yani. Yakışıklı olmadı. Ben sana yapmaya çalıştığın şeyi anladım. Hani efendi. Ben başka bir şeyden bahsediyorum abi. Beşiktaş yani kazanırken yani, Beşiktaş'ta her şeyi ben taraftar için söylemiyorum. Şimdi bunu, bak sanki yani, peki sen bu soruyu mesela abi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kulübü basın sözcüsü Sayın Mahmut Uslu ya da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sayın şey, Levent Nazifoğlu bizi ya yayıncı kuruluşta bile bizi doğruyorlar mı ne dediklerinde Levent sen niye böyle bir şey? Bizim yani burada yaptığımız yayını, hayır, yani Galatasaray ile ilgili söylediklerimizi, Fenerbahçe ile ilgili söylediklerimizi Gökhan şimdi yapma, bak, sen yapma bari. Yok yani. Yok bak şunu söylüyorum. Şimdi bu tarz açıklamalar varken, MHK'ye, TFF'ye bu tarz yüklenmeler varken Beşiktaş teknik direktörünün, ki bu ülkede en saygın teknik adamlardan bir tanesidir. Ha, vizyonu, evet, bana göre vizyonu tartışılır. Evet, yani Avrupa vizyonu tartışılır. Ligdekinden bahsetmiyorum. Avrupa maçlarındaki vizyonu tartışılır. Ama en saygın insanlarından birisidir bu ülkenin Şenol Güneş futbol anlamında. Dolayısıyla bırak da kardeşim, Şenol Hoca da bir cümle etsin hakemle ilgili. Sonuna Cesare kadar katılıyorum. Cesare bizi izliyormuş bu arada, mesaj atmış. Cesare, öpüyorum, evet, ben de gördüm de konu hani ben selam söyleyince yine başladın selamlara falan ortadan diye sallayacak diye söyleyemedim. Cesare, öpüyorum seni, dükkanda fullmüş, hayırlı olsun. Dükkan. Cesare müthiş bir abimizdi. Cesare Zürih'te. Bahadır gibi bir şey yazmış. Abi bu arada sosyal medyada şu durum üzerinde çok durulmuştu. Mehmet Topal eliyle gol atınca haftalarca konuşuluyor. Dün Galatasaray Fenerbahçe basket maçında Datome'nin kafasına yabancı madde girip yaralanmasına kimse konuşmuyor. Aynı şey Beşiktaşlı bir oyuncuya olsa ne olurdu? Peki? Ver abi o zaman madem Bahadır, fotoğrafı ver. Bir izleyicimiz demiş ki o enteresan geldi bana. Mustafa Yiğit, Beşiktaş Fenerbahçe kadar 20 puan hakemlerle kaybetse sizce efendi olur muydu demiş. Yani hakem hatalarıyla çok fazla puan. Fenerbahçe'nin 20 puan kaybetmesinin yegane sebebi hakem midir? Hakemlerle çok puan kaybetti bence Fenerbahçe. Fenerbahçe ve Galatasaray bu sene hakemlerle çok puan bak, kaybetti. Bak hakemi bahane edecek olan takımları sayayım mı sana? Say. Gaziantepspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Akhisar Belediye, Kayserispor, Gençler Birliği, Osmanlı, Bursa, Atiker Konya, Kasımpaşa, Karabük, Antalya. Bu takımlar hakemle ilgili şikayette bulunabilirler. Hakemlerle ilgili işte puan kaybettik, offside'ımızı vermedi, penaltımızı vermedi, rakibe bir penaltı verdi, yanlış kırmızı kart, yanlış ikinci sarı karttan kırmızı. Bunları sonuna kadar söyleyebilir bu saydığım 18, 5 çık 13 takım. Sonuna kadar söyleyebiliriz. Yani sürekli dillere pelesingo, her hafta birisi bir şey söylese arkasında destek olurum. Ama kardeşim senin adın Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, bu arada Başakşehir'i saymayı unuttum yukarıda olduğu için. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'sa sen hakemle ilgili bir şey söyleyemezsin. Nasıl söyleyemezsin? Geçen sene Trabzon'u darmadağın. Söyleyemezsin. Nasıl söyleyemezsin? Onu değineceksin. Ya onu da yeneceksin. Olur mu abi öyle şey? Onu da yeneceksin kardeşim. Ya öyle olmuyor. O onu zaman Dinamo Kiev maçındaki hakemi burada yerden yere vurduk. Yenseydin hadi onu da. Abi Dinamo Kiev söyledim sana, kurban olayım. Habire temcit pilavı gibi sana tamam, söylettirme bana. Ama söylediğin şeye ters geldiği için söylüyorum. Ay söylediğim şeye ters değil ki, sen hakemi yok de yeneceksin hakem diyorum. Hakem 90 dakika boyunca bir karar veriyor. Ve işte bugün Chelsea Manchester United maçı ilk yarıda yanlış attı oyuncu ikinci sarı karttan. 70 dakika Manchester United. Fenerbahçe önümüzdeki hafta kimle oynuyor? Bir dakika. Fenerbahçe önümüzde nasıl yeneceksin? Fenerbahçe önümüzdeki hafta Atiker Konya ile mi oynuyor? Evet. Atiker Konya ile oynuyor. Konya'nın durumu ne? 9 32 puan. Fenerbahçe Atiker Konya'yı hakem kararıyla kaybetti. Bir tane penaltı verdi aleyhine. Bir tane 1-0 geriye düştü. Dakika 5.
O maçı kazanamazsa kimse bana hakem hatası demesin kardeşim. Sen içeride evinde oynuyorsan, hedefin yukarıda yukarıda kalmaksa sen hakemi de yeneceksin. Bir tane mi vermedi? İki tane atacaksın. İki tane öyle mi vermedi? Öyle olmuyor işte. Öyle olacak kardeşim. Senin söylediğin şey 20 yıl önceydi. Yok, futbol böyle Can bir şey. Can Özcan yani. Demiş ki konuşma içinden cımbızla almamak lazım. Haksızlık yapmamak lazım. Biz sevinmek için sevmedik Beşiktaş'ı demiş. Yani bunların hepsine saygımız var tabii. Nasıl söyleyemezsin? Yenseydin ya Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da demiş Furkan Çelik. Yani hakem hatası. Madem hakem hatasını da yeneceksin. Yani Beşiktaş şu an ligin en iyi takımı. Evet. Her maçı kazanacak mı abi? Barcelona kaybetti. Bir arkadaş yazmış ya. Barcelona da maç kaybediyor. Ya herkes maç kaybedebilir. Yazgül'e demiş ki bugüne kadar sorulan en güzel soru işte bu demiş. Yazgül'e hasta bir Galatasaraylı kardeşimiz olduğu için. Sinan ya hasta demiş derken ki, bak yanlış söyledim ya. Sinan demiş ki, çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğu için affedersiniz. Beşiktaş hiçbir zaman efendiliğini kaybetmez. Fenerbahçe ile Galatasaray'da yıllarca kullandılar. Şimdi diyetini ödüyorlar, alışmak lazım demiş. Beşiktaş'ın efendiliğini kaybettiği zamanlar da olmuştur. Kendi takımını tribüne çağırıp hep birazdan devre arasında çocuklara diye küfür etmişlikleri de vardır. Ama aynı Beşiktaş taraftarı Avrupa Kupası maçında devre arasında soyunma odasına giderken bütün takımı çağırıp destek olup alkışlayıp Benfica maçında goller atmasını da sağlamıştır. Fatih bizim Beşiktaş taraftarı izleyicimiz. Bu yıl şampiyon olup 3. yıldızı takacağız Allah'ın izniyle. Ama bu yıl için aklımda kalan ne çok düşmanı ne çok sevmeyeni varmış Beşiktaş'ın demiş. Ya mesela ben Beşiktaş'ın yani bir gün şeyi de soralım Beşiktaş taraftarına Haluk. 3. yıldız mı UEFA Kupası'nda final mi? Onu da soralım. Yani çünkü ben yani 3. yıldızı takmak için bir tane şampiyonluğa ihtiyacım var. Yani lig mi, Avrupa Kupası'nda başarı mı? Bence bunu mesela taraftarın ne düşündüğünü bu anlamda ben çok merak ediyorum. Uğur demiş ki Haluk Bey önce siz kupa maçında Haluk Bey, Gökhan Bey'e maçtan bir gün önce Beşiktaş'ı doğrayacaklar demiştiniz. Onun açıklamasını yapın demiş. Bildiklerini anlatacaksın. Ben sana söyledim burada. Bir şey biliyorsun ve söylemiyorsun. Nasıl bileyim ya ben öyle nasıl mı bileyim? Durduk yere bir vahiy miyim sana? Muharrem Kaya demiş ki işine gelenleri okumaya devam demiş ya. Ve bana yapılan eleştirileri de okuyorum da. Yani o kadar çok geliyor ki ne yapayım? Sedat Yakup demiş ki Rodolfo ve Marcelo ikilisi varken Tosic oynatılıyor olması bir teknik adam çılgınlığı ve hatasıdır demiş. Vizyondur, vizyon. Kedidir o ama kedi. Ama Rodolfo da çok kötü bu sene. Rodolfo gibi değil de benim derdim başka ya. Benim derdim başka. Benim orada mesela Mitrovic gibi bir olayım var abi. Yani Mitrovic niye oynamaz abi? Ben anlamıyorum. Ebru bunu. Efendioğlu bizim Kadir'in nişanlısı demiş ki soyadı da Efendioğlu bu arada. Yani soyadı değil de tabii. Yani gerçekten Haluk Bey senden böyle bir soru beklemezdim. Çok kırıldım. Biz Avrupa maçı oynadık ve takım yorgun. Üzdünüz beni demiş. Sezai. Ben Beşiktaş'a Sergen'i getireceksin kardeş belli demiş. Ama ben o konuyla ilgili bunu da lütfen arkadaşlardan rica edeyim. Yazabiliyorlarsa yazsınlar sevinirim. Fenerbahçe Sergen Yalçın'ı alsın işi bitirsin. Sergen Yalçın. Peki Sergen Yalçın demişken ona geçelim. Yalçın gerçekten özette de söyledik. Durdurulamıyor. Müthiş bir grafiği var Sergen'in. Durdurulmasın abi zaten. Beşiktaş'la berabere kaldı. Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe'yi yendi ligde. 10 puanı vardı. Bir anda ligin ikinci yarısında 27 puan yaptı. Yani düşme hattından koşarak uzaklaşıyor. İşte sonuçlar böyle. Başakşehir'e 5-0 kaybetti ama o gün yeni transferlerini oynatamadık. Transfer yasağı vardı. Transfer yasağı kalktıktan sonra ilk maçı Akhisar Belediye. O maçtan itibaren de müthiş bir yükseliş grafiği var. Kayseri'yi yendi. Fenerbahçe'yi yendi. Galatasaray'ı yendi. Bursa'yı yendi. Rize'yi deplasmanda yendi. Kasımpaşa'yla son saniyede kendi evinde bir gol yedi. Öyle kaybetti. Beşiktaş da 2-1 öne geçti. Son dakikalarda golü yiyerek 2 puan kaybetti. Yani müthiş bir grafik. Sergen Yalçın'ı ayakta alkışlamak lazım. Bu senenin antrenör performansı olarak baktığımızda müthiş bir antrenörlük ne derler ona istatistiği var. Sergen Yalçın'ın Türkiye Ligi'nde ne kadar başarılı olduğunu gösterdiği önemli kulüplerden bir tanesi Kayseri Spor. Şöyle ki yaptığı transfer eğer takımın transferlerini Sergen'e bırakırsanız Sergen futbolcudan mesela Türkiye'de futbolcudan
en iyi anlayan adamdır Sergen Yalçın. En iyi adamdır. Yani ben mesela bir baksın futbolcunun yürüyüşünden o adamın futbolcu olur olmaz, yıldız olur olmaz, iyi futbolcudur, kötü futbolcudur anlar. Mesela kavun değil ki karpuz gibi ya da karpuz değil ki koklayarak ya da işte tık tık vurarak anlayasın der. Ama ben de şunu söylüyorum. Sergen Yalçın uzaktan baksın şöyle bir 20 metre öteden. Maçta bir 5 dakika izlesin canlı türbünden. O topçu mu değil mi anlar Sergen Yalçın. Dolayısıyla Fenerbahçe çözümü uzakta aramasın. Antin kuntin işlerle peşinde koşmasın. Konyaspor'u bıraksın, Aykut Kocaman'la Konyaspor yoluna devam etsin. Aykut Kocaman'ı bırak, al Sergen'i bitir işi. Çek fişi bitir işi. Al Sergen'i sezon sonunda. Git şimdiden anlaşmanı yap sezon sonunda. Sezon sonundan geçerli olmak kaydıyla transfer içinde yetkiyi ver. Bitir işi. Sergen Yalçın Fenerbahçe için inanılmaz ilaçtır ya. Net söylüyorum. Reçete, çare Sergen. Bak hani çare bilmem ne diye yazıyorlardı ya sokağa. Fenerbahçe için çare Sergen Yalçın. Bak net söylüyorum. Çare Kayseri Spor bir atak yapıyor Vodafone Arenası'nda 5 kişiyle. 5 kişiyle atak yapıyor. Kayseri Spor, ya Beşiktaş Kayseri Spor'un rakibi değil üstelik. Yani altında ya da hemen üstündeki takımlardan bir tanesi değil. Ona rağmen oynuyor kardeşim. Fenerbahçe'ye ofansif futbol oynatan bir teknik direktör lazım. Taraftarın sevgilisi olmaya muktedir birisi. Fenerbahçe'nin çaresi Sergen Yalçın'dır. Neden Beşiktaş'ta Şenol Hoca'dan sonraki antrenör Sergen Yalçın değil de yani biraz daha tecrübe kazanıp Şenol Güneş'ten görevi devralıp şu anda Şenol Hoca ile Beşiktaş'ın kimyası. Şimdi Sergen Yalçın şimdi. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş. Tamam her takımda oynamış ama Beşiktaşlı kimliğiyle bilmem. Ya Sergen Beşiktaş'tayken ben Beşiktaşlıyım diyordu. Galatasaray'a gitti, küçükken Galatasaraylıyım dedi. Fenerbahçe'ye gitti, bileklerimi kesseniz sarı lacivert akar odamda çocukken sürekli Fenerbahçeli futbolcularının posteri vardı diyor. Son derece profesyonel bir isim Sergen Yalçın. Gider Fenerbahçe'ye, orada başarılı ya da başarısız olması halinde döner Beşiktaş'a da başarılı yapar. Profesyoneldir Sergen Yalçın. Muharrem Kaya demiş ki Sergen önce bir yıl takım çalıştırsın, sezon başında öyle değerlendirelim demiş. Yani bir istikrarını görmek lazım. Yani tabii biraz acele... Advokatın istikrarı da son derece yüksek. Ya advokatın kariyeriyle. Tabii canım ne büyük kariyer ya. Ne büyük kariyer ya. Allah'ım yarabbim inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Büyük kariyer. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Şampiyonlar Ligi kupası var. Olcay Keleş demiş ki Haluk abi Sergen başarılı olmasaydı yine Sergen'i al der miydi Gökhan Bey demiş. Başarısız birisini niye al diyeyim. Başarılı Sergen Yalçın. İyi işler yapıyor. İyi işler yaptığını gördüğümüz ve bildiğimiz için ortada Sivas'ta da kötü değildi ki Sergen. Peki son sorumuz 24 Spor Gelir soruyor. Ergin Ataman Ultra Aslan gerginliğinde sizce kim haklı? Ergin Ataman'ın bir açıklamalarına bakalım. Çapulcular dedi çünkü çok sert açıklamalı Gökhan. Çok manasız yani neyse şimdi bir şey diyeceğim ama. Daha önce de söyledim Real Madrid maçını kazandığımız günde aynı taraftar grubu başta yönetimi daha sonra da işte maçın sonunda beni istifaya davet etti. Bu akşam da yine maç boyunca yönetime yaptılar. Sonunda da maçı kaybedeceğimizi anladıkları anda da bana tepkilerini gösterdiler. Yani bu taraftar diyemeyeceğim ben bunlara. Bu provokatörlerin en doğal hakkıdır tabii ki tepkilerini göstermeleri. Ama Galatasaray bir grubun kulübü değil. Galatasaray 20 milyon, 25 milyon gerçek taraftarı olan, takım kazandığı zaman onu coşkuyla kutlayan, kaybettiği zaman da eve gidip ağlayanların takımı. Ben öyleydim. En azından ben gençliğimde öyleydim. Yani Galatasaray maç kaybettiği zaman eve gider ağlardım taraftarken. Ama bu grup belli ki Galatasaray'ı ele geçirmeye çalışıyor. Gün gelecek tabii ki ben gideceğim. Tabii ki Galatasaray'da 10 yıl 15 yıl kalmayacağım ama bunun kararını da 3-5 tane çapulcu değil Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecek. Benim niyetim 4 yıl bu benim 5. yılım. Bir 5 yıl daha Galatasaray'da Galatasaray'ı yine çok daha büyük hedeflere taşımak için kalacağım. Şimdi taraftarın sesine kulak vermek elbette çok önemli Gökhan. Yani şimdi... bugün Akhisar'da Tolunay Kafkas'a istifa tezahüratı. İşte Rieker'inke daha önce istifa tezahüratı. Advokata henüz duymadık galiba. Yani Hikmet Karaman'a Çaykur Rizespor teknik direktörüne o da maç kazanamıyor. Yani hani taraftar da bir değişim istiyor. Şimdi Galatasaray taraftarı Ergin Ataman'a. Yani böyle bir taraftarın sesine kulak verelim. Ama Ergin Ataman da böyle düşünüyor. Yani ne dersin? Ben çok arada kalıyorum çünkü bu durumda. Burada arada kalacak bir şey yok canım. Şimdi burada arada kalacak bir durum yok. Şimdi Ergin Hoca Türkiye'nin en başarılı Türk
basketbol koçudur. Galatasaray'la yaptıklarını da söylüyor işte. Son 26 dönemde, maç kazandı üst üste şampiyon son dönemde Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı koçtur. Bunu hiçbir türlü, yani bunu istatistikler yazar, tarih yazar, kazandığı, kazandırdıkları, Avrupa'da yaptıkları falan, hani yabancı takımlarda. Bir de Gökhan, bir araya gireyim, özür dilerim. Basketbolla futbol biraz daha farklı. Yani futbol daha sürprize açık bir oyun, basketbol o kadar değil. Şimdi Fenerbahçe'nin kurduğu kadroyla Galatasaray'ın kurduğu kadro arasında aşağı yukarı 15 milyon dolarlık bir fark var. Yani Galatasaray maçı kafa kafaya götürüyor Fenerbahçe ile oynadığı zaman. Ama Fenerbahçe'de öyle bir rotasyon var ki bir ikinci, son üçüncü çeyrekte, dördüncü, son çeyrekte bambaşka bir takım giriyor. Dinlenmiş, dipdiri. Galatasaray'da yürüyecek hali kalmıyor oyuncuların. Yani oyuncular 30-35 şimdi, dakika oynuyor Galatasaray'da. Öbürlerinde 15 dakika oynuyor. Bu söylediğin şey Ergin Hoca'nın elini sağlamlaştıracak şey. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Şimdi Ergin Hoca'nın Türkiye'nin en önemli hocalarından birisi, en önemli koçlarından birisi olduğu gerçeği var. Bunu bir cebimizde koyalım. Ama ve lakin bak, herhangi bir, yani kulüpten maaş alan, kulübün personeli, kulübün elemanı, kulübün SSK'lısı, SGK'lısı, kulüpten menfaat gözeten, kulübün profesyonellerinden hiçbirisi Galata herhangi bir takımın taraftarına 3-5 çapulcu, provokatör bunları söyleyemezsin, haddini bileceksin. Bu kulübün gerçek sahibi taraftar. Yani sana şu kadarını söylüyorum hocam. Ama taraftan hocayla... Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şimdi orada Ergin Ataman'ı istifaya davet eden taraftar bütün Galatasaray taraftarını temsil ediyor mu acaba? Etmiyor da kim ederse etsin. Bana ne abi? Bir kişi de bağırsa bence taraftar. 10 kişi de bağırsa taraftar. Şimdi bak, benim söylemeye çalıştığım şey başka. Hayır, şimdi benim söylemek çalıştığım şeyi anladın değil mi? O grubun yani Ergin Ataman'ın gitmesinden buraya, ne faydası olabilir kardeşim? Buraya, bana onu söyle. Ne bakıyorum. Faydası var? Hayır, Ultra Aslan değil mi bu? Ultra Aslan, Ergin Ataman gitse ne olur? Ne, ne yapacak abi Ergin Ataman'a? Ne yapacak yani? Hani Ergin abi, Ataman gidecek. Onların arası yanlış hatırlamıyorsam galiba Uşak'ta bir mevzu olmuştu taraftarla Ergin Ataman arası. O günden beri bir bozuk. Yani acaba diyorum ben de, hani bu günler mi bekleniyordu? Hani iyi giderken çünkü takımın koçuna istifa diyemezsin. Ama ilk tökezlediği anda istifa diye bağırmaya başladılar. Acaba işte Ergin Ataman biliyor bunun ne olduğunu. Şimdi bak, benim olayım taraftar Ergin Ataman gerginliği, tamam bir nebze, ama ben şunu söylüyorum. Kulüpten para alıyorsun kardeşim. Bu işten para kazanıyorsun. Yani evine ekmeği bu kulüp sayesinde götürüyorsun. Ve o kulübün taraftarına sana istifa da der. Beyaz mendil de sallar. Her ne kadar tasvip etmesek de küfür de edebilir. Ediyor. Maalesef ediyor. Etmesin kimse küfür ama ediyor. E bu kulüpten para kazanıyorsun kardeşim sen. Şunu söylüyorum Ergin Ataman'a, hocama. Taraflara rağmen o koltukta kalamazsın. Bora Aydın, taraflara rağmen o koltukta kalamazsın dedikten sonra hatırla, Galatasaray'da istifa eden, yani görevinden istifa eden yöneticiyi hatırla. Ben aynı şeyi ona da söylemiştim. Çok az vaktimiz kaldı. Soruyu sorduğumuz için sevgili seyircilerimizden de birkaç tane okumak istiyorum. Bora demiş ki, yönetim Ataman'ı göndermek için taraftarı gazlıyor. Galatasaray'da başarılı olan cezası kalmıyor. Adam 26 sonra sene sonra Galatasaray'ı şampiyon yaptı demiş. Can Özcan, bu tarz konuşmaları başkan yapmalı. Her önüne gelen konuşuyor Galatasaray'da. Olmaz böyle, olmaz, konuşamaz demiş. Emre Can demiş ki, Haluk abi, taraftar Ergin Ataman'ı istifaya davet ederken küfür ettiler. Hoca ondan gider yaptı. Haklı da, ben kendim oradaydım demiş. Ergin Ataman haklıdır demiş Mustafa İzzet. Bence bu davranış hak etmiyor. Bütçe yok, başarısı var. Daha ne olsun demiş. Eda Naz Çıtak demiş ki, bazı insanların kredisi olmalı Ergin Hoca gibi demiş. Vedat Candan Sergen demiş. Sedat Yakup, Ergin Ataman Türkiye'nin Obradoviç'idir demiş. Aynen öyle. İlhan Öner, Ergin Ataman kendini kulüpten üstün görüp taraftara hakaret etmiş. Yönetim gene sessiz. Hamzaoğlu'na sahip çıkmadı, Ataman'a bari sahip çıksın. 6 milyon dolara Euro Kupa aldı, 26 sonra şampiyon oldu demiş. Erkan kardeşim, bu arada Twitter'dan bana bir şey yazmışsın. Çare Drogba kısmın, Drogba ile başlamadı o çare lafları. O çare arzu, başka şeyle başladı. Arzu yok. O yüzden söyledim. Galatasaray taraftarı. Galatasaray bir grubun kulübü, grubun kulübü değil. Demek de ne kadar doğru bir laf etmiş Ergin Ataman. Ultra Aslan hepimizi temsil ettiğini zannediyor demiş. Çok fazla. Ömer Barlas'ın tweetini okuyacağım.
20 milyon Beşiktaş, 25 milyon Galatasaray, 30 milyon Fenerbahçe, toplam 75 milyon. Üç büyüklerin taraftar sayısı hesabı kusursuz. Zaten Trabzonlular da Batum'dan gidip geliyor demiş. Peki Trabzon bugün kazandı. Kendini tebrik ediyoruz. Konuşacaktık, vakit bulamadık yine. Aferin sana işte. Arada Allah'tan, ama müthiş bir çıkış var. Allah'tan arada ben bir Trabzonspor'u tebrik ettim. Müthiş çıkış falan dedim de Trabzon'u konuştuk yani. İyi geceler, elveda müziği çalıyor demiş Serdar Kara. İl Bey zaten alttan kapattık. Cavsı verdi cavsı. Evet. Cavsı verdi. Son cümleni alayım. Düşündüğünüzü hemen yapın, sonra karar vermek zorunda kalırsınız. Harika bir hafta geçirin. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.